bir karantina hafta sonundayız. Kümeslerimize genel bakımlarımızı yaptık arkadaşlar. Kümeslerimize girişimizi yapıyoruz. Evet. İlk önce buradan başlayalım. Sizlere bu şekilde bıldırcınlarımı göstereceğim. Bıldırcınlarımız şöyle. Geç bakalım. Evet arkadaşlar, bu bölüm dişi olarak ayırdığımız bölüm. İçlerinden tabi erkek olanlar, yeni erkek olanlar da vardır. Onlara bakacağız. Erkeklere ayıracağız. Bölümümüzü biraz düzenleyeceğiz. Izgara bölümümüzü düzenleyeceğiz. Sulukları. Düzenlesen daha güzel bir yuvaları olacak inşallah. Dişi bölümümüz. Devam edelim arkadaşlar. Yine bu şekilde devam ediyoruz. İkinci eşhanemize geliyoruz. Bir takım baska. Arkadaşlar, kuşlarımızın anne babası bize aittir. Gördüğünüz üzere yukarıdaki erkek aşağıdaki dişi yuvada yatıyor yumurtasını. Bu kuşlarımız bizim yuvamızda çıkmış. Erkeğimiz bizim erkeğimiz, dişimiz de bizim yavru dişimizdir. Takım oldular. Aynı anne babanın yavruları, ilk defa yumurtladılar. İki yumurtası da dolu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Burada ise bir takım tip. Arkadaşlar, normalde kuşlar yüksek uçucudur. Kuşlarımızın yavrularını aldık. Yumurtalarını başka yere aktardık. Altlarında bir takım ardiyoza var arkadaşlar. Kuşların bu bölümünü de temizledik. Bakımlarını yaptık. Aslında takım olarak çok güzel kuşlardır. Gerçekten iyi de uçarlar. Lüleburgaz'dan çok değerli, sevdiğim bir arkadaşım var, Can. Kendisi bana kuşları hediye etti. Ben de hediyelerine burada bakmaya devam ediyorum. Kendi yavrularını da alıyorum. Evet, üçüncü eşhanemiz bittikten sonra dördüncü eşhanemize geldik. Burada ise bir takım emektar, kısır baskalarımız var arkadaşlar. Altında bir önceki eşhaneden tip yavrumuz var. Burada ona denk geldi. Ona koyduk arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Beşinci eşhanemize geldik. Burada arkadaşlar dinlenmeye aldığımız Polonya menşeli Pozaizin kuşlarımız var. Yan tarafta da zaten erkekleri var. Bu tarafta da erkekleri var. Kuşları ayırdık. Dinlenmeye aldık. Bu dişilerle çalışmıştık. Kuşlarımızı şu an dinlendirmeye aldık. Yaklaşık 1,5 aydır ayrılar. İnşallah eşe atacağız. Biraz daha zamanları var diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir genel görüm alayım sizlere isterseniz. Kümeslerimiz 2 bölüm. Süs bölümü ve bu tarafta posta bölümü olmak üzere kümeslerimiz 2 bölümdür. Girişte eşhanelere baktık. Ondan sonra oturma yerimiz, şu şekilde oturma yerimiz var arkadaşlar. Burada ise şöyle Volski güvercinlerimiz var. İran yüksek uçucu var. Bir takım tip var. Bir takım postamız var. Şekeri postamız. Burada Pozaizing erkeklerimiz, Rostov erkeklerimiz. Burada kuşlarımız bir kısmı diğer taraftaki eşlerinden ayrıdır. Kuşlarımız dinlenmededir. Bu bölümümüzü de size göstereyim. Bu bölümümüzün temizliğini bu hafta yapamadık. Şimdi sizlere bu taraftaki bugün yaptığımız temizlikle ilgili konuşacağız. Geçen hafta da temizlemiştik. Kuşlarımızın bu kümesini, buradan da kuşlarımız salmaya çıkıyor. Onu da belirteyim. Diğer taraftan da kuşlarımız salmaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, şuradan başlayayım. Şöyle ardiyoza yavrumuz. Bu ardiyoza yavrulardan, ardiyoza gençlerden, eşe hazırlardan bir 50 adet İstanbul'a sahiplendirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada ne var? Sizlere hemen onu da belirtiyorum. Burada erkek ayırdığımız beyaz bıldırcınlarımız arkadaşlar. Erkek diye ayırdık. İnşallah onların da ötmelerini bekleyeceğiz. Ondan sonra onlar da gerekli yerlerine gidecekler arkadaşlar. Şimdi şöyle eşhanelerimizi bir gösterelim. Bu bölümümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet eşhanemiz var. 3 adet eşhanemizin kapısı var. 3 adet eşhanemizin kapısını daha takmadık. Burada ise yine eş bekleyen rostovlarımız var. Karşı tarafta eşleri vardı. Burada İran yüksek uçucu bir erkeğimiz tek. Burada posta, bu siyah postalarımız bakıcı. Bu tarafta dişisi var. Dinlenmeye aldık. Yine o postanın bir yavrusu var. Bunlar hep bakıcılık görevi yapacak. Ardiyoza postalar ürettiğimiz kuşlar. Keşfir postalar.
hiç vazgeçemediğimiz keşfir postalarımız. Bu tarafta neler var diyeceksiniz. Şu gördüğünüz kuşların hepsi bakıcı arkadaşlar. Şu bakıcı, köşedeki bakıcı. Bakıcılarımın hepsi kardeştir. Hepsi aynı anne babadandır. Kuşların gagaları küttür, kırık postadır. Hatta anneleri kırık şamidir. Evet arkadaşlar, neden böyle bakıyoruz? Kuşlarımız kısa gaga kuşlara bakıyorlar. Bunlar da arkadaşlar, bunlar ise posizing, özür dilerim, ardioza yavrularımız. Bunları da yerlerine koyalım. Ben kırık kuşla bakıcılık yaptırıyorum arkadaşlar. Gagaları küttür. Kısa gagada kuş bakabilir. Uzun gagada bakabilir. Ben onları zaten ayarlıyorum. Kısa gaga baktırıyorum. Genelde uzun gagalar kendileri zaten bakıyor. Kümesimizin şöyle bir genel görünümünü almak istersek. Arkadaşlar şöyle bakın. Şuradan da sizlere bir resim alacağım. Şimdi kümesimiz bir çatı arası kümesi. Burayı gerçekten çok büyük emekler ile yaptık. Kuşlarımızı yerleştirdik. Duvarlarımızı montalama yaptık. Köşelere varana kadar her tarafımızı yuvalandırdık güzelce. Arkadaşlar buranın temizlikleri de olacak inşallah. Güzel temizlikler yapacağız. Evet arkadaşlar. Böyle de bir görünüm alayım. Çatı arasında nasıl güvercin bakılır? Duvarlarımızı güzelce montalama yaptık. Çatılarımızı boyadık. Eşhanelerimizi ayırdık. Yuvalarımızı yaptık. Her şeyimizi, kümesimizin her şeyini özenle yaptık arkadaşlar. Çünkü biz bu işi çok seviyoruz. Burada 50 adet ardioza vardı arkadaşlar. Bu gördüğünüz yerde, durduğum yerde, çekim yaptığım yerde. Bunların hepsi satıldı arkadaşlar. Çok değerli bir abimiz toptan geldi, aldı, götürdü. Evet arkadaşlar, şöyle yine sizlere gerçekten değer verdiğimiz kuşlarımız, yuvamız, temizlik, her şey bizim için çok önemli. İnanın şu çekim yaptığım yer, yani buradan 3 kümes çıkar. 3 tane kuşçu kümeslik yapar burası arkadaşlar. Aynı zamanda yine bu taraf da var, bakın. Kümesimiz ne kadar büyük, kuşlarımız ne kadar rahat. Buradan da yukarıya çıkıyorlar, havalandırmaları var. Yukarıda yağmur görüyorlar, kar görüyorlar, yıkanıyorlar. Demir salmanın içinde. Salmıyorum arkadaşlar kuşları. Şimdi yakinen inceleme, bir sonraki videomda sizlere ayrıyetten tek tek kuşları tanıtacağım. Hepsini takım takım da size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle de bir çekim yapmak istiyorum sizlere. Şöyle de bir bakın. Bir çatı arası nasıl değerlendirilebilir? Evet arkadaşlar, bu şekilde değerlendirilir. Şurada görmüş olduğunuz bu beyaz tahtaların arkasında strafor var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz tahtaların arkasında da strafor var. Duvar komple montalama. Bu duvarlar komple montalama arkadaşlar. Işık sistemi, her şey bizim için çok önemli, çok değerli. Yani gerçekten burada biz kuş bakacağız diye burasını yaptık arkadaşlar. Bizim için elektrik tesisatından tutun montalamasına, her şeyine bizim için çok önemli. Biz bu işi severek yapıyoruz. Daha iyilerini tabii ki yapabiliriz. Ama zaman çerçevesi bizim için gerçekten çok az. İş ve kuş gerçekten biraz zor oluyor. Şimdilik sizlere bu videoma son veriyorum. İnşallah bir dahaki videomda size kuşlarımı takım takım da göstereceğim. Anlatacağım. Yakından da yavrularını da. Bakın şöyle hemen posizing erkeklerimizi de çekelim. Arkadaşlar bu kuşlar Türkiye'de Königsmank dediğimiz kuşların paşasıdır. Adı da posizingiye'dir. Posizingiye Türkiye'de şu an kimsede bulunmamaktadır. Hiçbir kuşçu da bulamazsınız. Bir tane Bursa'ya Sevgin abiye verdim. Başka hiçbir yerde yok. Onun elinde dişi yoktu. Başka bir kuşla çalışmak için istedi. Bizim elimizde 3 takım var. Bir tane, bir kişi bile bu kuştan benden var diye çıkartamaz arkadaşlar. Bu kuşları yakinen de size videolarını göstereceğim. Kuşlar çok farklıdır. Königsmank paçalı kuş